İstanbul açıklarında teyakkuz var Sayın Babiroğlu. Aynı anda da bir müzakere heyeti. Bir bölümüyle değindiniz ama son cümlelerinizi alırken bu müzakere masasından bir sonuç çıkacağını ilk aşamada düşünmediğinizi söylediniz. Peki İstanbul özelinde devam edeceğini düşünüyor musunuz? Evet, bu önemli bir soru Can Bey. Şimdi şöyle bir, Türkiye gerek Rusya gerekse Ukrayna, yani iki taraf arasında tarafsız kalmayı başarmıştır. Bu bence önemli bir diplomatik adımdır. Yani kayda değer önemli bir diplomatik adımdır. Bunun devam etmesi gerekiyor. Türkiye bu tarafsızlığını devam ettirecektir. Çünkü 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uygulandığında da zaten tarafsız kalmasını sağlar bu Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Montreux Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle zaten Türkiye 2. Dünya Savaşı dahil olmak üzere Karadeniz bir barış gölü ya da barış denizi halinde muhafaza edilmiştir. Böyle bir durum vardır Karadeniz'de diğer denizlerden farklı olarak. Bunun tek nedeni, ana gerekçesi o büyük Atatürk'ün zamanında muhteşem bir diplomatik başarıyla tarafları masaya çekerek Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasıdır. Şimdi böyle Montreux Boğazlar Sözleşmesi gibi boğazların kilidine sahip olan Türkiye, anahtarın da kendisi olan Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında şu anda NATO üyesi olmasına rağmen tarafsız kalmayı başarmıştır. Ben tarafsızlığını devam ettireceğini değerlendiriyorum. Çünkü bu Türkiye için önemlidir. Tabii. Türkiye'nin konumu açısından. İstanbul'da yapılan müzakereler ben Rus tarafına ya da Ukrayna'nın müzakereleri her ne kadar Ukrayna'yı temsil etse de Can Bey, ben Ukrayna'yı ABD'nin yönlendirdiğini düşünüyorum. Özellikle müzakerelerde ve Zelenski'nin yaptığı açıklamalarda. Dolayısıyla ben Rusya'nın şu an itibariyle bu ateşkes konusunda 3 tane önemli koşulu var biliyoruz. Hangileri bunlar? Yani çok koşulu var ama bunları özetlersek. 1. Ukrayna'nın tarafsızlığını. Rusya bu tarafsızlığı ne olarak kabul ediyor? Batı ittifakında yer almayan bir Ukrayna. Yani NATO ve Avrupa Birliği'ne üye olmayan bir Ukrayna. Doğru. Şimdi zaten Zelenski açıkladı. Biz dedi artık NATO'ya, Avrupa Birliği'ne ilgi duymuyoruz. Bizi zaten üye yapmayacaklar. Bunu karşıladı. Peki diğer iki tane önemli konu var. Kırım'ın ilhakını ve Donbas bölgesi, yani Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlık kararının tanınması. Bunu Ukrayna şu anda o duruma gelmiş değil. Sıcak bakmıyor. Zaman zaman Zelenski yaptığı açıklamalarda Kırım'ın ve Donbas bölgesinin statüsünü müzakere edebiliriz diyor ama bir iki gün sonra yaptığı açıklamada müzakere edilemez şeklinde bir açıklama iddiayı ortaya atıyor. Şimdi bu açıdan baktığınızda ben ABD'nin bu savaşı uzatmak niyetinde olduğunu ve ABD istemediği için de ben müzakerenin sonuçlanacağını değerlendirmiyorum. Çünkü ABD'nin buradaki ana hedefi Ukrayna coğrafyasını ya da Ukrayna'yı korumak ya da Ukrayna halkını koruyacağını ben değerlendirmiyorum. Keşke öyle olsaydı. Hepimiz onu umut ederdik. Keşke baştan itibaren işgal harekatı başlamadan ABD Doğu Avrupa ülkelerinde var olan, yani Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Baltık ülkelerinde var olan, envanterinde yer alan MiG-29 Rus uçaklarını Ukrayna pilotlarına verseydi, çünkü onlar rahat kullanabilir bunu Rus yapımı olduğu için, ve hava sahasını da 100'den fazla uçakla işgalden önce kapatma imkanına sahip olsaydı Zelenski ya da Ukrayna. Bunu ABD özellikle vermedi. Özellikle vermedi. İşgalden sonra askeri güç, yani asker hariç silah sistemi yardımı yağmuruna tuttu. Maksadı şu, bir de yabancı savaşçılar konusu da ortaya çıktı. Yabancı savaşçılar eğer bir coğrafyada yer almaya başlamış ve o coğrafyada savaşmaya başlamışsa yabancı savaşçılar, yani özel askeri şirketler, paralı askerler, işte El-Kaide türevi, IŞİD, DAEŞ türevi, PYD, PKK terör örgütü gibi terör örgütleri, buna benzer sahada yer almaya, artık sahada savaşmaya başlamışlarsa, biz bunu Suriye'de ve Afganistan'da gördük. Metodolojik olarak Suriye ve Afganistan'da yaşananları burada yaşayacak diye değerlendiriyorum. Onun için ben müzakereler evet çok önemlidir. Ukrayna ve Rus heyetinin yüz yüze görüşmeleri elbette çok önemlidir. Devamı çok önemlidir. İstanbul'da yapılması Türkiye açısından önemli diplomatik bir adımdır, başarıdır. Ama müzakerenin ateşkesle sonuçlanacağını düşünmek oldukça bir iyimserlik olur. Aşırı bir iyimserlik olur. Ben şu anda Rusya'nın ve özellikle ABD'nin buna hazır olduğunu değerlendirmiyorum. Peki. Sayın Babiroğlu, Sayın Serdar, çok teşekkür ediyorum. Bir yandan mayınları konuştuk, bir yandan... Şey ifade... Tabii ki Sayın Serdar, buyurun lütfen. Bir hususun altını çizmek istiyorum, müsaadenizle Can Bey. Elbette, estağfurullah.
Buyurun. Şimdi Ukrayna'nın iki tane savaşın iki tarafı var şu an. Ukrayna ve Rusya. Karadeniz'de herhangi bir deniz sahasına ilişkin bir hap sahası ilanı da yok. En azından benim duyduğum kadarıyla yok şu ana kadar. O yüzden Ukrayna'nın yapmış olduğu bu mayın harekatının karasuları, yani kendi karasuları içerisinde, ki zaten Rusya'nın Odessa ve muhtelif çıkarma saldırılarına istinaden İsrailci harekatı engellemek maksatlı döküldüğü zaten değerlendiriliyor, biliniyor. Bu çerçevede baktığımızda kendi karasularında mayın harekatı icra edebilir, mayın dökebilir. Ama şu an bir hap sahası ilan edilmediğine göre uluslararası sulara yönelik herhangi bir mayın döküşünün Lahey Sözleşmesi'ne de aykırı olduğunu değerlendiriyorum. Savaş suçuna işaret ediyorsunuz. Nasıl? Savaş suçuna mı işaret ediyorsunuz Sayın Serdar? Evet, Ukrayna aleyhine bir savaş suçlaması. Evet, aslında Ukrayna'nın bu noktada çok sessiz kalmaması aslında hepimizden daha ziyade, yani Karadeniz'e sahiden ülkelerden daha ziyade bu olaya bilgilendirici, aydınlatıcı doneleri sunarak bize yardımcı olmaları gerektiği kanaatindeyim. Çünkü kara sularına dökseler dahi bu dökmüş olduğu mayınları kontrol etmekten, onlara sahip olmaktan sorumludurlar. Şimdi eğer kopup geliyorlarsa, ki öyle gözüküyor, öyle anlaşılıyor, o zaman bunun kopmasını da engelleyecek veya kendi boyutunu, kendi imkanlarını aşıyorsa en azından diğer sahildar devletlerle bu eldeki verileri kullanarak, paylaşarak bu sorunu, ortak sorunu çözmemiz gerektiği kanaatindeyim. Peki Sayın Serdar, çok teşekkür ediyorum. Sayın Babiroğlu, bir kez daha teşekkürler. Efendim, bir yandan müzakereyi, bir yandan mayınları konuştuk. Mayınlar sürükleniyor İstanbul Boğazı'na, hem Sayın Serdar'ın hem Sayın Babiroğlu'nun yaptığı açıklamalar. Bir yandan endişe uyandırıcı gerçeklere işaret ediyor. Bir yandan elbette bu konuda kapsamlı bir teyakkuz harekatının olduğu, özellikle deniz kuvvetlerimizin bu konuda daha önceki tecrübelerinde de, daha önceki harekatlarında, teyakkuz operasyonlarında da tam olarak başarı sağladığını bizlere hatırlatıyorlar. Bu da bir rahatlama vesilesi. Bilgi almaya devam ediyoruz. Sıcak yayınlara her an geçebiliriz. Çünkü geniş kapsamlı İstanbul açıklarında bir mayın operasyonu var. Hatta gece saatlerinde de bir nöbet teyakkuzuna geçilmesi bekleniyor. Aldığımız teyide muhtaç bilgiler, Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgiler buna işaret ediyor. Şimdi dönelim efendim cep gerçeklerine. Cep gerçeklerine Türk İş üzerinden dönüyoruz. Çünkü bugün az önce de ekranlara getirdik. Türk İş'in yaptığı açıklama açlık sınırı asgari ücretin 675 lira üzerine çıktığını gösteriyor. DİSK araştırmasına, diğer sendikalarımızın araştırmalarına da göz atacağız elbette, ama gelin şu asgari ücret ikinci kez belirlenebilir yıl içinde tartışmasının da başlayıp hemen söndüğü günlerde Türk İş ne diyor, kulak verelim. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4.927 liraya, yoksulluk sınırı 16.052 liraya çıktı. Türk İş'e ait açlık ve yoksulluk verileri yalnızca açlık sınırının bile 4.253 lira olan asgari ücretin 675 lira üzerinde olduğunu ortaya koydu. Türk İş'in verilerine göre açlık sınırı 2022'nin ilk ayında asgari ücretin 4 lira gerisindeydi. Şubat ayına gelindiğinde ise dengeler değişti. Açlık sınırı yeni yılda %50'ye yakın zamlanan asgari ücretin 299 lira üstüne çıktı. Mart ayına gelindiğinde makas daha da açıldı. Aradaki fark 675 lirayı buldu. Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenen sektörlerin başında gıda geliyor. Türkiye özellikle gıda ithalatında bu iki ülkeye sıkı sıkıya bağlı olduğu için savaşın etkisi raflara yansıdı. Süt ve süt ürünlerinden ete, baklagilden tahıl grubuna kadar fiyatlardaki yangın artarak devam etti. Türk İş mutfak enflasyonundaki artışın aylık %8,74'ü, 3 aylık değişimin %26,26'yı, yıllık bazda ise %76,39'u bulduğunu açıkladı. 4 kişilik bir ailenin asgari ücretle yaşaması mümkün değil. Ancak durum yalnız yaşayanlar için de aynı. Öyle ki asgari ücretle çalışan bir bekarın yaşam maliyeti aylık bedeli 6.473 lira. Yani asgari ücrete ek 2.200 lira daha alması gerekiyor. Efendim devam edelim. Şimdi bir yanda gerçekler, cep gerçekleri, bir yandan ileriye dönük vadeli cep gerçekleri. Neyi kastediyoruz? Elbette geçiş garantisini. Geçiş garantisini, hasta garantisini, yol garantisini, yolcu garantisini, kısaca garantileri biliyoruz. Cebimizde de görüyor, hissediyoruz.
Onlardan biri tartışma konusu olan örneğin Çanakkale Köprüsü'ydü. Bu yönde muhalefetin açıklamaları geldi. Şimdi gelen bilgi Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun araç garantisiyle ilgili son sözlerinde gizli. 45 bin araç garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'nden dün kaç araç geçti acaba? Merak ettiğimiz buydu. Sorular yolladık, sorular sorduk, muhatap bulmaya çalıştık. Gelen bilgi efendim 6 bin aracın geçtiğini gösteriyor. Tekrar edelim, 45 bin araç garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin araç geçmiş. Bakan köprüden günde 45 bin araç geçmez diyenlere zamanı geldiğinde geçer dedi. O zaman hangi zaman diye soruyor şimdi vatandaş. Cebinde hissediyor çünkü. Şimdi diyorlar ki Çanakkale Köprüsü'ne o kadar araç geçer mi? Geçecektir tabii ki zamanı geldiğinde. Dün 6 bin araç geçti.